Dünya tarihinin en iyi savaş uçaklarından biri. Havacılık tarihinde devrim oluşturacak kadar mühendislik harikası. O kadar iyi bir uçak ki satılması dahi yasak. Bir savaş uçağı düşünün ki fizik kurallarını zorlayan manevra yeteneğine sahip. Bir savaş uçağı düşünün ki bugün üretilen 5. nesil uçakların atası. Evet, ondan bahsediyoruz. F-22'den. I think the most beautiful fighter jet in the world is the F-22. Birçoğunuz bu uçağı sosyal medyadan duymuş, uçuş görüntülerine şahit olmuşsunuzdur eminim. F-22 o kadar kabiliyetli bir uçak ki dünya tarihinin gördüğü en iyi hava üstünlüğü uçağı. Hatta bazı kimselerce uzaylıların teknolojisine sahip uçaklardan. Envanter serimizin bu bölümünde dünya tarihinin en iyi savaş uçaklarından biri olan F-22 Raptor'a yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Dünya havacılık tarihinde bazı dönüm noktaları olmuştur. Mesela 2. Dünya Savaşı döneminde Almanların ürettiği ilk jet motorlu savaş uçağı Messerschmitt ME-262 dünya havacılığının yönünü değiştirdi. 1980'lerin ortalarına geldiğimizde ise Amerika yeni bir havacılık çağının kilidini açtı. 5. nesil savaş uçağı çağı. Bugün gördüğünüz F-35, Su-57, J-35 ve Kaan gibi 5. nesil temelli savaş uçakları F-22'den esinlenmiştir diyebiliriz. İsterseniz ilk olarak uçağın tarihi serüvenine bakalım. 1980'li yıllarda Amerika, Sovyet Rusya'ya karşı yeni nesil uçak arayışındaydı. Amerika o dönemde gökyüzünde F-15 Eagle ve F-16 ile hakimiyet kurmuştu. Ancak Sovyet Rusya, Su-27 Flanker ve MiG-29 Fulcrum adında avcılık noktasında oldukça gelişmiş iki yeni uçağı piyasaya sürdükleri dönemdi. Bu Sovyet uçakları, Amerikan uçaklarından daha manevra kabiliyetli, daha güçlü ve it dalaşında çok daha tehlikeliydi. Amerikalılar ilk defa gökyüzündeki üstünlüklerini kaybetme korkusuyla yüzleşti. Bunun üzerine bir de F-117 gerçeği vardı. Hatırlarsanız dünyanın ilk hayalet uçağı F-117 o yıllarda gizlice uçuyordu. 1970'li yıllarda Amerika gizlice ordusuna katmıştı. Amerikalı generaller bu uçaktan oldukça memnundu. Tamamen köşeli, garip bir tasarıma sahip uçaktı. Ama F-117'nin çok büyük bir sorunu vardı. Görünmezdi ama çok yavaştı. Ses hızına çıkamıyordu. Manevra yapamıyordu ve hava savaşı yapamıyordu. Sadece belirlenen hedefleri gizlice bombalayıp kaçıyordu. Zaten F-117 görünmezlik özelliği öne çıkarılacak şekilde tasarlandı. Bu yüzden aerodinamik özellikleri geri planda kaldı. Sadece 2 adet mühimmat taşıyabiliyordu. Amerika bu uçağın görünmezlik özelliklerini beğeniyordu ama yetersizdi. Böylece 1981 yılında gelişmiş taktik avcı programı başlatıldı. Hem F-117 kadar görünmez olacak hem de F-16 ve F-15'ten daha iyi savaşacak, olağanüstü manevra ve avcılık yeteneklerine sahip bir uçağa ihtiyaçları vardı. Bu program havacılık tarihinin en büyük rekabetlerinden birine sahne olacaktı. 7 firma teklif verdi. Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Northrop Grumman gibi devler yarıştı. Programda finale 2 dev kaldı. Lockheed Martin'in YF-22'si ve Northrop Grumman'ın YF-23'ü. YF-22 ve YF-23 rekabetine bir parantez açalım isterseniz. Bizi çok ilginç bir tablo karşılıyor. Havacılık tutkunları arasında 30 yıldır bitmeyen bir tartışmadır bu. Neden daha iyi olan seçilmedi tartışması. Northrop'un tasarladığı YF-23, namı diğer Block Widow 2 yani Karadul, aslında rakibinden daha hızlıydı. Daha gelişmişti ve daha da önemlisi stealth, yani görünmezlik konusunda daha iyiydi. Motorlarını gövdesine o kadar iyi gizlemişti ki termal izi neredeyse yoktu. Tasarımı YF-22'ye göre çok daha iyi dizayn edilmişti. Dönemine göre çok fütüristik bir uçaktı. Ancak Lockheed Martin'in YF-22'si manevra kabiliyetleri açısından YF-23'ten bir adım öndeydi. Amerikan Hava Kuvvetleri ve Pentagon, YF-23'ün görünmezliğine hayran kalsa da YF-22'nin manevra yeteneğini seçti. Çünkü YF-22'de motor nozulları hareket ettiren itki yönlendirme sistemi vardı. İt dalaşında çok daha atikti. Bu da Amerikan ordusunun ilgisini çekti. Amerikalı generaller şöyle düşündü. Eğer görünmezlik bozulursa ve düşmanla burun buruna gelirsek YF-22 bizi kurtarır ama YF-23 kaçmak zorunda kalır. Ayrıca Lockheed Martin'in YF-22'si Northrop Grumman'ın YF-23'üne göre daha geleneksel sistemler ve maliyet açısından bir adım öne çıkarken YF-23 daha gelişmiş sistemler barındırdığı için hem riskli hem de maliyetli olduğu için tercih edilmedi. 1991 Nisan'ında kazanan YF-22 oldu.
İşte efsane böyle başladı. Ancak geliştirme sürecinin hiç de kolay olmadığını söyleyebiliriz. Soğuk Savaş bitmişti, Sovyetler dağılmıştı. Amerikan Kongresi'nde düşman yoksa bu kadar pahalı bir uçağa ne gerek var tartışmaları başladı. Bütçe kısıntıları, teknik sorunlar derken ilk seri üretim F-22 ancak 1997 yılında ilk uçuşunu yapabildi. 2005 yılında ise resmen Amerikan Hava Kuvvetleri envanterine girdi. 2011 yılı Obama dönemine kadar üretimi devam etti. That's why I'm grateful that the Senate just voted against an additional $1.75 billion to buy F-22 fighter jets that military experts and members of both parties say we do not need. Nevi şahsına münhasır F-22 Raptor'a yakından bakalım isterseniz. Zira yakından bakılacak çok detaylı bir mühendislik harikası. F-22, 5. nesil savaş uçağı kavramının sözlükteki karşılığıdır desek yeridir. 18.9 metre uzunluğunda, 13.6 metre kanat açıklığına sahip, çift motorlu ve tek pilotlu. Kalkış ağırlığı 25 ton. Maksimum kalkış ağırlığı ise 38 ton civarında. Ayrıca F-22 tüm silahlarını gövdesinin içinde saklar. Uçağın altında ve hava alıklarının olduğu kısımda olmak üzere toplam 3 ana silah yuvası bulunur. Bu ana karın bölgesinde uzun menzilli hava-hava füzeleri olan AIM-120 AMRAAM'lardan tam 6 adet taşıyabiliyor. Gövdenin yan taraflarında hava alıklarının hemen yanında 2 küçük kapak daha var. Burada da efsanevi ısı güdümlü füzeler, AIM-9 Sidewinder'lar saklı. Her bir yanda birer tane olmak üzere toplam 2 adet. Peki topu yok mu dediğinizi duyar gibiyim. Elbette var. Ama onu da gizlemişler. Sağ kanat kökünün üzerinde küçük bir kapağın altında gizlenmiş, dakikada 6000 mermi atabilen 20 milimetrelik M61A2 Vulcan topu bulunuyor. Gelelim menzile ve yakıt durumuna. Az önce bahsetmiştik. Bu uçak art yakıcı kullanmadan süpersonik hızlarda uçabiliyor diye. Bu özellik ona sadece hız değil aynı zamanda menzil de kazandırıyor. F-22'nin muharebe yarıçapı, yani üstten kalkıp savaşıp geri dönebileceği mesafe yaklaşık 800 ila 1000 kilometre arasında. Maksimum menzil ise 2900 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ama onu özel kılan şey boyutları değil yetenekleri. 3 ana özelliğe sahip. Hatta çoğu havacılık severler F-22'nin bu özelliğine kutsal üçlü diyor. Görünmezlik, süper seyir ve sensör füzyonu özelliği. İlk olarak görünmezlik yeteneğine odaklanalım isterseniz. F-22 üstün bir tasarım arkasına sahip uçak. Tasarımı tamamen radar dalgalarını saptırmak üzerine kurulu. Uçağın üzerindeki boya ve kaplama malzemeleri radar sinyallerini bir sünger gibi emiyor. F-16 veya Su-27 gibi uçaklar radarda tam boyutları olacak şekilde görünürken F-22 radarda bir arı kadar küçük görünüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz onu göremeden o sizi çoktan görmüş, kilitlemiş ve füzesini ateşlemiş demek. Amerikalıların ilk gör, ilk vur, ilk öldür doktrininin zirvesi bu uçak. Düşman daha ne olduğunu anlamadan vuruluyor. Zaten o yüzden F-22 için haksız rekabet sayılacak uçak deniliyor. Kokpitine de değinelim isterseniz. F-22'nin en kritik özelliği sensörlerden gelen tüm verilerin tek bir resme dönüştürülmesi. Yani pilot, radar, elektronik harp, kızılötesi ve diğer sensörlerden gelen verileri ayrı ekranlarda değil, tek bir ekranda görüyor. Devam edelim. Gelelim Super Cruise, yani süper seyir yeteneğine. Sizlerin de bildiği üzere modern savaş uçakları ses hızını geçmek için motorlarının arkasından yakıt püskürterek afterburner, yani art yakıcı kullanır. Bu muazzam bir hız sağlar ama yakıtı hızlıca bitirir. Bir F-16 art yakıcıyla en fazla 10-15 dakika uçabilir. Sonra yakıtı biter ve üsse dönmek zorunda kalır. F-22 ise buna ihtiyaç duymaz. Pratt & Whitney F-119 motorları o kadar güçlüdür ki art yakıcıyı açmadan normal motor gücüyle Mach 1.8 hızında, yani sesin neredeyse 2 katı hızda yarım saatten fazla uçabilir. Bu da F-22'ye stratejik olarak muazzam bir avantaj sunar. Bir diğer özelliğe gelelim. İtki yönlendirme sistemine. Görüntüye dikkatli bakın. Motor nozullarının tasarımı dikkatinizi çekti değil mi? Arkasına baktığınızda motor nozulları yukarı ve aşağı 20 derece hareket edebiliyor. O sosyal medyada gördüğümüz F-22 manevra videoları işte bu motorlar sayesinde. Bu özellik uçağa fizik kurallarını zorlayan bir manevra kabiliyeti veriyor. Uçak havada neredeyse asılı kalabiliyor. Burnunu aniden yukarı dikip sırt üstü dönebiliyor. Meşhur kobra manevrasını tam yüklü haldeyken bile yapabiliyor. İt dalaşında arkasındaki düşmanı önüne alması sadece saniyeler sürüyor. Yani görünmezlik bozulsa bile F-22 yakın savaşta o dar alandaki en iyi oyuncu. Konumuza devam edelim. F-22'nin en büyük gücü manevra yeteneği değil.
aynı zamanda beynidir. Uçakta ANAPG-77IS radarı bulunuyor. Bu radar LPI, yani düşük yakalanma olasılığına sahip. Yani F-22 düşmanı ararken kendi radar sinyallerini o kadar hızlı ve karmaşık değiştiriyor ki düşman uçağı birinin ona baktığını bile anlamıyor. Pilotun durumsal farkındalığı ise en üst seviyede. Savaş alanındaki her şeyi görüyorlar ama kimse onları göremiyor. Diğer uçaklardan gelen verileri birleştirip pilota en sade haliyle sunuyor. Bunun en canlı örneği Northern Edge tatbikatında yaşandı. Alaska'da yapılan bu tatbikatta F-22'ler düşman rolündeki F-15, F-16 ve F-18 uçaklarına karşı savaştı. Sonuç ne oldu dersiniz? F-22'ler tek bir kayıp bile vermeden sanal olarak tam 144 düşman uçağını düşürdü. Skor tablosu inanılmazdı. 144'e 0. Hatta bir keresinde Basra Körfezi üzerinde İran sınırına yakın bir yerde bir F-4 Phantom'un altına gizlice giren bir F-22, F-4 pilotunun haberi bile olmadan yanına yükselip telsizden evine dönmelisin diyerek pilotu şoka uğratmıştı. İranlı pilotun uçağının altında o ana kadar bir F-22 olduğundan haberi bile yoktu. F-22 Çin'le de sorun yaşamıştı. Amerikan hava sahasına bir Çin hava balonu girmiş, F-22 casusluk yaptığı şüphesiyle balonu vurup düşürmüştü. Konumuza devam edelim. Gelelim en çok merak edilen soruya. Amerika bu uçağı neden satmıyor? Bu sorunun peşinden gidelim. F-35 bugün İngiltere'den Japonya'ya, İsrail'den Avrupa'ya kadar herkese satılıyor. F-16 zaten dünyanın en yaygın uçağı. İsrail, Japonya ve Avustralya gibi ülkeler bu uçağı almak için milyarlarca dolar teklif ettiler. Hatta Japonya, fiyatı ne olursa olsun, kaç para istiyorsanız öderiz dedi. Ama cevap hep hayır oldu. Burada karşımıza bir stratejik politika çıkıyor. Obey değişikliği kanunu. 1998 yılında Amerikan Kongresi F-22'nin teknolojisinin herhangi bir yabancı ülkeye satışını kesin olarak yasakladı. Amerikalıların korkusu şuydu. Bu uçağın üzerindeki gizli kaplama teknolojisi ve kaynak kodları bir şekilde Çin veya Rusya'nın eline geçerse Amerika'nın hava üstünlüğü biterdi. F-22'den toplamda sadece 195 adet üretildi. 8 tanesi test uçağıydı, 187 tanesi operasyonel. 187 tanesi hala aktif kullanılıyor. Gelelim uçağın maliyetine. F-22 tam bir bütçe canavarı desek yanlış söylemeyiz. Uçağın birim maliyeti geliştirme masraflarıyla birlikte 350 milyon doları aşıyor. Ama asıl dert satın almak değil, uçurmak. F-22'nin 1 saatlik uçuş maliyeti yaklaşık 70 bin ila 85 bin dolar arasında. Ayrıca bakım süreci de çok zahmetli. F-22'nin üzerindeki o özel görünmezlik boyası çok hassas. Yağmurdan, nemden, aşırı sıcaktan etkilenebiliyor. Uçakların iklim kontrollü özel hangarlarda saklanması gerekiyor. Peki bu maliyeti yüksek, bakımı zor ama yetenekleri eşsiz uçağın rakipleri neler? Rusya ve Çin F-22'nin karşısına çıkabilmek için kendi 5. nesil uçaklarını geliştirdi. Rusya'nın Su-57 Felon'uyla başlayalım. İnanılmaz bir manevra kabiliyetine sahip. Hatta bazı açılardan F-22'den daha esnek olabilir. Ancak Su-57'nin görünmezlik özellikleri konusunda F-22 kadar başarılı olmadığı, motorlarını ve gövdesini yeterince gizleyemediği, radar kesit alanının daha büyük olduğu uzmanlarca belirtiliyor. Ayrıca üretim sayısı çok az. Gelelim Çin'in J-20'sine. Sayısal olarak hızla artıyor. Tasarımı F-22'yi andırsa da motor teknolojisi ve sensör füzyonu konusunda hala Raptor'ın bir adım gerisinde olduğu analiz ediliyor. J-20'nin önündeki kanatçıklar radar izini artırıyor ki F-22'de bu yoktur. Gelelim en çok kıyas yapılan uçaklardan birine. F-35. F-22 mutlak hava üstünlüğü için tasarlanmış bir avcı iken F-35 çok rollü bir savaş uçağı. F-35 savaş alanı yöneticisi ve vuruş platformu olarak görev yapar. F-35'in hayalet özelliği çok güçlüdür ancak süper seyir yeteneği F-22 kadar gelişmemiştir. F-22 kadar hızlı uçamaz. Ancak F-35'in sensörleri ve veri işleme kabiliyeti, elektronik harp sistemleri F-22'den daha moderndir. Bu ligde bizim de uçağımız var. Milli Muharip Kaan. Kaan, F-22'nin çift motorlu konfigürasyonunu ve F-35'in modern sensör füzyon hedeflerini birleştirmeyi amaçlar. Zaten tasarım olarak F-22'den esinlenilmiştir. Kaan, geliştirilme aşamasında olduğu için yetenekleri henüz kesin değil. O yüzden kıyas yapmak doğru olmaz. Ancak Kaan hedeflenen seviyeye gelirse F-22, F-35 ve J-20 gibi 5. nesil uçaklarla rekabet edebilir. Motor gücü ve görünmezlik performansı rekabet için donanımlı olmalıdır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki F-22 hizmete gireli neredeyse 20 yıl olmasına rağmen
rakipleri hala F-22 katili sıfatıyla uçak yapmaya çalışıyor. Yani referans noktası hala Raptor. Ancak her güzel şeyin bir sonu vardır. F-22 her ne kadar iyi olursa olsun teknolojisi eskiyor. Aviyonik sistemleri 90'ların mimarisine dayanıyor. Amerika şimdiden 6. nesil hava hakimiyeti projesi üzerinde çalışıyor. We just have a new plane, the F-47. It won a very strong competition. It's the newest. They say it reaches levels that has never been reached, both in terms of stealth and speed and everything else that they go by. So they just 2030'lu yıllarda F-22'lerin yavaş yavaş emekliye ayrılması ve yerini bu yeni kuyruksuz, belki de lazer silahlarına sahip olması beklenen daha gizemli uçaklara bırakması planlanıyor. Ancak F-22 modernizasyonlarıyla bu tarih 2040'lara kadar uzayabilir. Yeni özelliklerle F-22 İHA'ları kontrol ediyor. Ayrıca yerini F-47'ye bırakacağını da belirtelim. İşte böyle. F-22 Raptor şu ana kadar yapılmış en iyi hava üstünlük uçağı. Sadece savaş uçağı değil, Amerika'nın süper güç iddiasının ve hava hakimiyeti takıntısının bir kanıtı. Paha biçilemez, satılamaz ve görülemez. Peki sizce F-22 abartılıyor mu? Yoksa gerçekten anlatıldığı kadar yenilmez bir güç mü? Yorumlarda bizlere belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki envanter ve inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dünya tarihinin en iyi savaş uçaklarından biri. Havacılık tarihinde devrim oluşturacak kadar mühendislik harikası. O kadar iyi bir uçak ki satılması dahi yasak. 18.9 metre uzunluğunda, 13.6 metre kanat açıklığına sahip, çift motorlu ve tek pilotlu. Kalkış ağırlığı 25 ton. Maksimum kalkış ağırlığı ise 38 ton civarında.